Hepinize merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki bugüne kadar her zaman tariflerimi bu mutfakta tek başıma yapıyordum. Ama tamamen konsepti değiştirerek bundan sonra sürpriz konuklarla birlikte İrem'in mutfağında harika tarifler paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Bu arada konum da geldi. Aslı'cığım, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Valla ben de seni çok özledim. Gel soluklanalım yemekten önce. Öncelikle bu zamana kadar hep bireysel olarak kendi mutfağımda yemekler yaptım ama artık tamamen formatı değiştirip daha eğlenceli ve yine sevdiğim arkadaşlarımla, enerjisini çok sevdiğim isimlerle mutfağa gireceğim. Hem benim için çok heyecanlı bir deneyim hem de gelen arkadaşlarım için öyle. Bugün Aslı da enerjisini çok sevdiğim bir arkadaşım. İlk önce arkadaşımı tanıtmak istiyorum sizlere. Evet Aslı'cığım, neler yapıyorsun? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Zaten biz arkadaşların olarak sana çok ısrar ediyorduk. İrem, YouTube'a ağırlık ver, YouTube'a ağırlık ver diye. O yüzden sen de böyle bir konsept oluşturmuşsun. Çok sevindim. İlk konuğun olarak beni davet ettiğin için de ayrıca mutlu oldum. Onun haricinde keyifli geçiyor. Psikolog olarak seanslarıma devam ediyorum. İşte sunuculuk hayatım, programım var. Bir yandan çekimlerime devam ediyorum. Bir yandan kendi sosyal hayatıma zaman ayırmaya çalışıyorum. Bu şekilde yoğun ama keyifli bir hayatım var. Zaten çok başarılısın her konuda öyle. Teşekkür ederim. Yani genç yaşına rağmen diyorum. Benden küçüksün ama o kadar başarılısın ki seninle zaten gurur duyuyorum bu anlamda. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Sen zaten sunucusun ama bugün yani burada konuk olarak ekstra bir heyecanlandın. O yüzden senin heyecanın da bana da geçti ve ben de mutfağa gidince neler yapacağımızı çok merak ediyorum. Arkadaş olabiliriz ama mutfakta hiç yemek yapmadık. Bu arada şunu da hiç konuşmamıştık, fırsatımız olmadı. Zaten biz dışarıda genel olarak buluşup yemek yiyoruz. Mutfakta ne kadar iyisin? Aslında beni heyecanlandıran şey zaten mutfağa girecek olmamız. Ben sohbet edeceğiz diye biliyordum. Peki mutfağa giren çıkan bir tip değilim açıkçası. Senin böyle bazı pratik tariflerin oluyor. Onları denemeyi seviyorum ama tek olunca insan çok bir şey yapası gelmiyor. Bugün de mutfakta bana çok iş yaptırmazsın umarım. Valla sana mutfakta iş yaptıracaktım ama tırnaklarını yaptırıp gelmişsin. Yani buradan dedim ki resmen Aslı bana gol attı. O tırnaklarla ben şimdi seni nasıl yemek yaptıracağım orada göreceğiz bakalım. Artık bir yardım ederim ben de. Soluklandığımıza göre mutfağa geçelim mi? Geçelim. Hadi geçelim. Hadi. Tekrardan hoş geldin. Hoş buldum. Yani bugün mutfağımda o kadar güzel bir kadın var ki hem enerjisine hayran oldum hem de arkadaşım olarak. Ve dün de bana sordu ne yapacağız diye ama ben sana asla söylemedim. Hazır mısın? Hazırım. Ben de senin gibi güzel bir kadınla bu mutfakta buluştuğum için çok mutluyum. O zaman gelelim. Bugün mutfakta ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Ben bakmayayım, sürpriz olsun. Hadi bakalım. Umarım beni zorlamazsın çok. Vallahi göreceğiz. Bak bakalım. Brokoli makarna. Yaptın, denedin mi? Makarna, ya da yedin mi? Evde yaptım ama brokoli makarna denemedim de yemedim de. Açıkçası nasıl bir şey olacak? Aslında sana yaptıracaktım, açtıracaktım ama bu tırnaklar ne? Bilerek yaptırdım tırnaklarımı geldim. İşte benim arkadaşlarımı görüyorsunuz. Yani size yemek yaptıracağım, artık mutfağa sokacağım dememe rağmen direkt gelmiş, çok güzel bir şekilde tırnaklarını yaptırmış gelmiş. Ama ben dedim ki İrem çok daha lezzetli yapar. O yüzden. Zaten seni yerim, hiç seni yormak istemiyorum. Ufak desteklerle bir şekilde hazırlayacağız. Bugün aslında bu tarifi ben de denemedim. Ama son zamanlarda çok popüler olduğunu görünce denemek istedim. Süper. Bir de sen daha önceden de bana bir şey demiştin. Özellikle biz seninle konuştuğumuzda da. Daha sağlıklı tarifler. Yani sağlıklı. Biraz bugün bir tık daha veganların da yiyebileceği tarzda bir şey yapmak istedim. Evet. Biliyorum sen de çok dikkat ediyorsun yemene ve beslenmene. O yüzden hani bunu beğeneceğini çok düşünüyorum. Beğenmenin dışında da vazgeçemeyeceğim bir tat olarak düşündüm ve direkt seninle yapmak istedim. Süper, brokoliyi de çok severim aslında. O yüzden merak ediyorum bakalım nasıl olacak. Bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi senin diğer bir kimliğin de var. Burada bilmeyen kişiler için de söylüyorum. Aslı psikolog ve aynı zamanda sunucu arkadaşım. Çok güzel bir programı var televizyonda. Bu anlamda da biraz böyle hem yemek, biraz psikoloji, biraz da normal arkadaşlarımızdan sohbetlerle sizlere böyle eğlenceli, keyifli bir bölüm ve tarif anlatmayı istiyorum. O zaman başlayalım mı? Başlayalım. Tamam, başlayalım. Ellerimi yıkayayım. Tamam.
İlk olarak burada yaklaşık olarak yarım kilo brokolimiz var. Bir güzel yıkadım. Şöyle çiçeklerini ayırdım. Burada brokolinin şöyle bir faydası var. Ne kadar çiçeklerini ayırırsanız o kadar besin değeri daha yüksek. Zaten besin anlamında da çok yüksek bir sebze. Onun dışında burada 2 su bardağı kadar unumuz var ama ben hepsini ilave etmeyeceğim. Aldığı kadar güzel bir makarna hamuru yapacağım çünkü. Yine burada 3 tane domates rendemimiz var. Makarnayı bağlamak için irmik kullandım. Yaklaşık olarak yarım çay bardağı kadar ölçüsünü verebilirim. 2 diş sarımsak var, parmesan peynirimiz var, pul biber, tuz, karabiber. Sosunda yine kullanacağım salça, fesleğen ve zeytinyağım var. O zaman geçelim. Geçelim. Evet, seni beklerken ben çabuk bir yandan haşlama sürecimiz var. O hızlı gelişsin diye suyumu önceden kaynatmıştım ve brokolerimi alıyorum. Süper. Bu arada sen sebzeleri ne kadar pişirirsin? Yani ortalama bir sebze ne kadar pişer? Bunlarla ilgili bilgin var mı? Çok fazla vaktin olmadığı için mutfağa giremiyorsun. Yoksa aslında elinin lezzetli olduğunu biliyorum. Evet, fazla mutfağa giremiyorum. Bir de insan tek olunca çok fazla yemek yapası da gelmiyor açıkçası. Ama sebzeleri de, atıyorum makarna gibi şeyleri de ben birazcık daha diri seviyorum. Böyle aşırı yumuşak, hamurumsu sevmiyorum. O yüzden az haşlamayı seviyorum aslında. Doğru olan da bu mu acaba? Sen daha iyi bilirsin. Tabii ki. Mesela örnek veriyorum. Şu an biz brokoli haşlayacağız. Yaklaşık olarak 7 dakika yeterli olacak. Yani 7 dakika pişirme süresi için çok ideal. O yeşilin de ölmemesi gerekiyor. Aynen öyle. Sanırım. Aynen ölmemesi gerekiyor. Çok da böyle kendini bırakmaması lazım. Yani şu şekilde açıklayacak olursam böyle çok sarıya dönük bir haşlanmış olmamasını istiyorum. O şekilde şimdi brokolilerim haşlanırken bir sohbet edelim biraz seninle. Edelim. Şeyi soracağım. Gerçekten yani hani biraz önce dedin ya tek yaşamak. Yani tek yaşayınca böyle mutfağa gerçek anlamıyla ne kadar istekli giriyorsun? Ha, yemek yemeyi çok seviyor musun? Ben biliyorum da gerçi. Burada hani bizi izleyenler de öğrensin istiyorum aslında. Açıkçası yemek yemeyi pek sevmiyorum. Yemek için yaşayanlardan değil de yaşamak için yiyenlerdenim. Dolayısıyla da acıktığım vakitlerde yiyorum. İşte ya şu saatte mutlaka yerim diye bir şey yok. Birazcık sezgisel beslenmeye çalışıyorum. Acıktığımda da hemen yemeğe ulaşmak istediğim için çok böyle önceden plan da yapmıyorum, hazırlık da yapmıyorum. Dolayısıyla mutfağa da giremiyorum. Dediğim gibi tekken çok böyle şevkle girilmiyor mutfağa. O yüzden genelde böyle dışarıdan da yesem ama sağlıklı şekilde tercih ediyorum. Çok fast food sevmiyorum. Şimdi muzurluk yapayım mı? Dedi ya ben yemek için böyle yaşayanlardan değilim hani. Yani arkadaşım geçenlerde bir davete katıldık. Yani davet Allah'tan yani hani yemek için bayağı bir baktım aslında hepsinden tadıyor bu güzel yalan. Sesi çıkmıyor. Yalan evet, mı? Yalan. Şimdi isim de veremiyorum kimin davet olduğunu. Gayet evet, de güzel yalan. Yiyorsun. Ama zaten şöyle bir şey var. Yani televizyonun bence biraz da hani yapmış olduğun programla da ilgili. Hani kamera biraz insanı kilolu gösteriyor ya çok da doğru dedikleri bir şey var. Evet, ondan dolayı mı dikkat ediyorsun? Aslında ben hep böyle formuna dikkat eden bir insan oldum ama tabii bunu takıntılı boyuta getirmemek lazım. İşte psikolojik açıdan boyutu. Evet. Sayın yani, psikoloğum. Evet. Kendimi çünkü ben böyle iyi hissediyorum. Birazcık da mide rahatsızlıklarım olduğu için olmam gereken kilonun bir tık altında bırakıyorum kendimi ki hani o şeyler beni rahatsız etmesin. Onun haricinde sağlıklı böyle beslenmeyi, sağlıklı yaşamayı da sevdiğim için dikkat etmek beni daha çok mutlu ediyor açıkçası. Harika. Ama tatlımı da yerim. Çok severim tatlı mesela. Peki bir şey soracağım. Aslında çok da bilinen bir konu. Yemekle psikolojinin aslında ki aradaki dengesini bana açıklar mısın bilir kişi olarak? Ama çok özür dilerim. Bunu sormadan önce makarnamın da bir yandan sosunu yapmak istiyorum. Tamam. Sen bir güzel anlat. Bu arada yine sana kıyak geçiyorum. Hadi iyisin. İlk bölüm, ilk konuk sana yaptırmıyorum ben yapıyorum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Yemekle psikolojinin gerçekten de çok sıkı bir bağlantısı var. Herkes genellikle mesela stresliyken yemek yer ya da stresliyken yemek yiyemez. Mesela ben stres altındayken bir iştah tamamen kesilen insanlardanım. Ben de öyleyim. Kimi de tam tersi yemeğe abanır, yüklenir vesaire. Onun haricinde şöyle bir şey var. Mesela çeşitli duygusal eksiklikler ya da psikolojik eksiklikler yaşayan insanların da yemeğe yönelimi fazla oluyor. Bu yüzden zaten bir duygusal yeme bozukluğu diye bir kavram var. Çünkü insan ruhunu doyuramıyor. Dolayısıyla da bedenini doyuramıyor. Yedikçe yiyesi geliyor vesaire. Psikolojiyle beslenme o yüzden çok fazla ilişkili. İlişkili ve bağlantılı. Peki bir şey soracağım. Bunu daha açıklayacak olursak örnek veriyorum. Obezite. Yani ne kadar böyle gözükmese de bence çağımızda çok büyük bir problem.
ve çoğu da küçük yaşlarda başlıyor. Biraz biliyorsun aslında ben spiritüel anlamda da ilerlediğim için ve ilgilendiğim için açıkçası bir yandan da koyayım ve konuşayım. Yani obezite hani genelde şöyle bir şey var. Sevgiyle ilgili daha doğrusu alamama durumunda hani yeme biçimiyle çok ilişkili. Kilonun aslında bir noktada o büyük bir eksiklikten gelen duyguları beslediği için hep bir yeme. Yeme evet, içgüdüsüyle evet. Kenara sıkışma, sıkıştırılmış olan duygulardan kaçarak yeme bir yemek ilişkisiyle bir bağlantısı olduğunu duymuştum. Bu ne kadar doğru? Doğru. Zaten hani az evvel de bahsettiğimiz gibi obezite görünür mü, görünmez mi değil. Obezite şu anda Türkiye'de insanların yarısından fazlası obeziteyle karşı karşıya zaten. Şu anda işte o mide ameliyatları falan da çok sık yapılmaya başlandı. Çünkü insanlar kendi çabalarıyla kilo verememeye de başladılar. Çünkü bu yemek şeyleri, bu stresli ve psikolojik sorunlu dönemlerini atlatamadıkları için hızlı kilo da veremiyorlar. Biliyorsun insanlar şu anda bir şeyin sonucuna çok hızlı ulaşmak istiyorlar. Evet. Öyle olmayınca da motivasyonları olmuyor. Çok tüketim çağındayız zaten. Verme motivasyonlarını sağlayamayınca işte bir tık daha kolay yol ameliyat olalım mantığıyla. Bu ameliyatların da bazıları işte verimli oluyor. Bazıları özellikle de yeme bozukluğu tedavi edilmeyen insanlar ameliyat olduğu zaman mesela ben danışanlarıma yeme bozukluğu varsa önermiyorum ameliyat olmalarını. Çünkü tamam belli bir kiloya düşersin ama bu sefer yine geri alırsın çünkü senin yeme biçimin değişmiyor. Yani o duygun değişmiyor, duygusal eksikliğin değişmiyor. O yüzden zaten kilo verme ameliyatı işte bu mide ameliyatı düşünen insanlar da çalışacakları obezite cerrahlarının bir psikologla çalışması çok önemli. Bak bu çok önemli evet. Çünkü bence hani bunun altını çizen hiç kimse yok. Gerçekten öyle. Şu an mesela ameliyat olmaya giderken bir psikologla görüşmesi gerektiğini bilmiyor insanlar. Halbuki psikoloğun onayı olmadan o kişinin ameliyata girmesi doğru değil. Psikolojisi çok önemli. Peki bir şey daha sorabilir miyim ben? Gerçi sen aslında bana önceden de şöyle bir şey söyle, itiraf edeceğim. Bana mesleki olarak burada konuşmayalım ve ben hiç artık bu konulardan çok sıkıldım demesine rağmen ben soracağım. Herkesin merak ettiği konular. Ya sosyal medya. Şimdi ben de sosyal medyada iş yapıyorum. Birçok şeyi influence ediyorum. Hani yemek yapan kişiliğimin, işte eğitimci kişiliğimin dışında. Ya bu sosyal medya vebası diyeyim. Yani hani bağımlılığı. Birçok insanda, algıda güzel olmalıyım. Zayıf olmalıyım, mükemmel olmalıyım. Bir kere şu çıktı. %6 oran. Allah vergisi çok güzel bir yüzüm var zaten. Hani senin böyle bir şey ihtiyacın ederim. Yok sen ama. Şimdi bu gibi durumlarda o kadar psikolojilerle oynadı ve insan o yüzden de birazcık ilerledi mi bu boyutta? Sürekli her şey daha fazla yönelim ve çok mutsuz bir çağ aslında. Çok mutsuz bir çağ oldu çünkü dediğin gibi herkes kendini mükemmel göstermek istiyor. Kimse kötü yanlarını koymuyor. Ha bir ara şöyle bir şey de çıktı. İşte insanlar vücudundaki çatlakları koymaya başladı. Evet. Mutlu ağlarken fotolarını koymaya başladı. Depresyondaki hallerini koymaya başladı vesaire. Ama farkındaysan bu dönem kısa sürdü mükemmelliyetçi dönemler. Evet. Şu an hala bir mükemmel kavramı var. Kimse şoplamadan foto koyamaz oldu. Böyle ufak dokunuşlar. Karşı olduğumuz şeyler değil ama böyle kendini baştan yaratma boyutundakiler aslında birazcık psikolojikman kendini böyle beğenmeme, özgüven eksikliğine doğru kayabildiğinden biraz üzücü olabiliyor. Bu da toplum bunu bu hale getirdi. Bu sağlanınca toplum onu, yani böyle kısır döngü, birbirini etkileyen şeyler tamamen. Yani herkes zaten şöyle bir şey dediyorlar ya, herkes herkese benzemeye başladı. Evet, çok gerçekten doğru. Gerçekten öyle. Yani işte hem estetik olarak hem şop olarak özellikle bu FaceApp kullanan herkesin yüzü aynı oldu. Şimdi bunu bilmeyenler var. FaceApp bir aslında uygulama. Bence çok bilmeyen yoktur ya. Bilmeyen yok. Bir de bir şey söyleyeceğim. Şimdi biz böyle konuşuyoruz güzellik algısı ama sadece bu güzellik algısı kadınlara ait bir durum değil. Erkekler de çok fazla bu algının kurbanı ve o dediğim bahsettiğin uygulamaları erkekler de çok yapıyor. Ben çok görüyorum. Çok. Hiçbir anlam yani yükleyemiyorum. Bir erkek ya senin işin mankenlik ya da modernlik değilse neden yapar yani? Hem çok yapıyorlar hem de işte programımda ağırladığım doktorlardan falan da duyuyorum. Bu estetik ameliyatları artık erkekler de aşırı sık yapmaya başlıyor. İşte bu six pack ameliyatları, işte yok Adonis ameliyatları, işte bir şeyler çok bir şeyler. Çok fazla değil mi? Çok yaygınlaştı. Hani bunun içinde şop da çok var. Erkeklerin şop yapması bilmiyorum yani psikolog kimliğimi bir kenara bırakıp kendi aslı olarak şahsi görüşün olarak söylersen biraz garip geliyor açıkçası. Şimdi baktığımız zaman birazcık o erkeği özgüvensiz gibi görebiliyoruz.
Acaba erkekler de kadınları mı öyle görüyor? Ya bunların o kısım, bakınca. Şimdi buradan böyle konuşacağım da bu sefer çok da feminist böyle duygularımla böyle konuşmak istemiyorum ama ya herkes böyle olmadığı ya da erişemediği insanları istiyorlar. Kadınlar için de bu geçerli, erkekler için de geçerli. Arkadaşlar gerçekten real çok başka bir şey. Yani hani kimlik, buradan şuna bağlayacağım, kimlikle alakalı. İnsanların aslında birçok şey, yani yaşadıkları, istedikleri talepleri çok çocukluğuna dayanıyor ya. Burada da aslında senin çok fazla bana böyle özelinde anlattığın konular var, çok vakalar var. Mesela hep şey, bazı örnekleri var Aslı'nın. Farklı farklı işte karakterdeki insanlarla işte çalışmış olma. Sana böyle garip de deneyimler sunmuyor mu? Bunları sunarken ama sen etkileniyor musun gerçekten? Ben bunu çok merak ediyorum mesela. Evet, çok soruyorlar. İşte ben mesela klinikten ziyade genelde hastanede görev yaptım. Çünkü hastane her zaman kişiyi, burada psikoloji okumayı düşünen ya da işte mezun vesaire aynen. kişiler varsa da söylemiş olayım. Hastane her zaman deneyimlerin ve vakaların daha ağır ve öğretici olduğu yerlerdir. Ancak eğer ağır, psikotik nedir? Gerçekle bağlantısı kesilmiş kişilerle çalışmaktan çekinen bir yapınız varsa hastaneye hiç girişmeyin. Benim bütün görevlerim hastanelerdeydi. Ve tabii ki çok değişik vakalarla karşılaşıyorsun. Çok değişik insanlarla karşılaşıyorsun. Orası tam bir deneyim yeri. Ya biraz şeffaf konuşalım mı? Hani artık YouTube'dayız. İstediğimiz şekilde de konuşabiliriz zaten. Hani diğer türlü farklı bir boyutta olsak, televizyonda olsak bunları konuşamayacağız. Ben merak ediyorum. Şimdi bazı insanlar var ya hani onun tam olarak kelime anlamına kadar doğru onu bilmiyorum. Sen beni düzeltirsin. Şizofren demeyeceğim daha büyük boyuttaki olan insan. Hani kendi söylediğine inanan ve bunu da karşısına inandıran insanlar var. Bunların adını tam olarak ne bilmiyorum. Hastalık tıbbi olarak da. Bu tarz bir insanla karşılaştın mı? Yani seni biri kandırdı mı? Ya senin bir hastan seni kandırdı mı? Böyle bir hikayen var mı? Mesela o insanlar bana çok ürkütücü ve korkunç geliyor. Böyle bir deneyimin var mı? Kandırdı beni değil, bütün ekibimizi, bütün psikiyatrist, psikolog, hastanedeki bütün herkesi bir kandırdı. Nasıl kandırdı? Şöyle, aslında bu arada şuna da değineyim. Bu bahsettiğin şey genelde evet şizofreni hastalarında olur ama diğer hastalıklarda da kişi kendi inanmak ister ve karşısındakini de dolayısıyla inandırmak ister. Hatta bunu günlük hayattaki beyaz yalanlarda bile böyle karşımızdakini kandırmak isterken kendimiz de inanıyor gibi yaparız ya. Aslında bu her şeyde oluyor ama kandıran hasta şu şekildeydi. 3 hafta boyunca bize askerlik anılarını anlattı. Kıbrıs gazisi oldu, Kıbrıs şehidi oldu, Üsküdar'dan çıktı, Beşiktaş'tan çıktı falan. 3 hafta o anıları yoğun ve detaylı şekilde dinledik. Sonra öğrendik adam hayatında hiç asker olmamış. Şaka yapıyorsun. Peki bu mesela 3 hafta dedin ya, 3 hafta her hafta böyle ayrı günlerde mi geldi? Ya nasıl bir sistem şöyle, ilerledi? Şöyle yatılı hastaydı. Ha, yatılı bir de. O yaşı da çok ilerlemiş yatılı. Hani ömür boyu hastanede yatacak geriatri dediğimiz bölümdendi. Peki bu insanlara şöyle bir şey soracağım. Bu benim merakım, şahsi merakım. Hı hı. Ya bir insanın o denli yalan söylemesi için bence çok zeki olması gerekiyor. Sence bu doğru mu? Doğru. Çünkü karşındakini sistematik bir şekilde inandırmak. Söylediğin şeye inandırabilmek için yine etiketlememek için yalana vesaire demek istemiyorum. Kendi inandığın veya söylediğin şeye inandırabilmek için gerçekten de zeka gerekiyor. Hı hı. Yani o yüzden bu hastayı tenzih ederek yalan söyleyen insanlar bence zeki insanlar. Karakter olarak tartışılır. Çok karakterli vesaire demiyorum tabii ki. Yani ama yalanın hiçbir zeki türlüsü karakterlilik gerekiyor. Göstermez zaten. Yani buradan da altını çizecek olursak hani yalan asla iyi bir şey değil. Kimseye de böyle bir teşvik gibi herhangi bir şeyin içine sokmayalım. Burada çok güzel insanlar da olacak. Bu tamamen benim şahsi arkadaşım da mesleki anlamdaki işte tecrübelerine dayanarak benim öğrenmek istediğim bir soruydu. O yüzden sordum ve yönelttim. Dediğim gibi yalan çok kötü. Lütfen yalan söylemeyin. İrem çok güzel kokular gelmeye başladı. Birazcık da vallahi, sen anlat neler yaptın. Çok güzel kokular gelmeye başladı. Çünkü şöyle söyleyeyim, sostan geliyor. Sosa ne ekledin sosuma şimdi? Sosuma ilk önce yaklaşık böyle bir 3 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ilave ettim. Hı-hı. 2 diş sarımsağım vardı. Onları bir güzel rendeledim. Hani ben rendeleyince daha çok aromasının güzel çıktığını düşünüyorum. Hı-hı. Ve genellikle tariflerimde de özellikle soslarda o şekilde kullanıyorum. Sosumu bir güzel kavurdum. 2 yemek kaşığı domates salçam vardı. Onu da bir güzel pişirdikten sonra çok az, yarım su bardağından biraz daha az suyla biraz açtım. Sonra domates rendemi ilave ettim. Hı hı. Yine pişirdim. Baharatlarımı teker teker koydum. Pul biberimiz var, karabiberimiz ve tuzumuz vardı. Onları şimdi de ekledik. Ama evet, ekledim. Çok güzel görünüyor. Evet, şöyle söyleyeyim. Şöyle de gösterelim yakından.
bu şekilde bir kıvam alacak. Gördüğün gibi. Zaten buram buram koktu değil mi? Çok güzel koktu gerçekten. Acıktık da bence. Beni mutfağa sokacaksın yani. Soktum bak şu an geldi soktum. Zaten. Çünkü biraz sonra şöyle yapacağız. Hamurları sana kestireceğim. Ama ondan önce... Bana mı kestireceksin? Evet sana kestireceğim. O tırnaklardan hiç kaçamazsın. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Brokolimi de alıyorum zaten. Bak pişti. Pişti. Bu da aynen öyle. Geldi. Dediğimiz gibi 8 dakika yeterli ama şey... Haşlanmış olması çok önemli. Bir de haşlamayı kolaylaştırması açısından da yani şöyle tuz ilave ederseniz daha da çabuk haşlanır. Hmm. Şimdi ben zaten brokolilerimi süzeceğim. Sonra bunları bir püre haline getireceğiz. Onu da istersen bana da yardım edebilirsin yani. Ederim. Evet. Bak brokolilerimi haşladım. Süper. Şimdi asıl yemeğin yani püf noktası burası. Tuz ilave edeceğim. Ya ben aslında normalde göz kararı koyuyorum ama burada bütün takipçilerime söylemek adına bir... tatlı kaşığı yeterli. Çünkü un da ilave edince kıvamı şey olacak. Yani hani yavan olmaması için bir tatlı kaşığı yeterli. Şöyle göstereceğim. Bu kısımda bunu yapabilir misin? Yaparım. Yaparsın bence. Şöyle bana birazcık elinde maharetini göreyim. Tamam. Hadi. Tamam şef. Ezeceğiz, püre yapacağız. Bu yemeği yapar mısın eve gidince? Samimi fikrini soruyorum. Şimdi ben tabii böyle en çok böyle popüler olan bir tarifle geldim. Normalde makarna açmak biliyorsunuz ki çok zor. Ya merdane ile açıp çok ince ya da bir makine kullanmanız gerekebilir. Ama biz burada herkesin yapabileceği, her evde olabilecek imkanlarla. Bakın elimize normalde de şey, çatalla da ezebilirsiniz. Çatal dışında yine bir sarımsak döveci vardı, onu kullandım. Herhangi bir şekilde yine çok fazla daha pişirip ama dediğim gibi ben besin değeri açısından çok fazla pişirmek istemedim. Hala yeşil ve diri. Bu şekilde eziyorum. Çok da kolay zaten dediğim gibi buhardan bile pişen bir sebze. Şimdi bunu püre haline getirdikten sonra göz kararı yine dediğim gibi un kullanacağım. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Herhangi bir kepekli ya da başka bir işlenmiş un kullanmadım. Çünkü bu biraz vegan bir tarif. Vegan diye açılımını söyleyecek olursam yumurta ilave etmediğim için makarna türevindeki hamurlu tariflerde ona kıvam verici ürünler kullanmanız gerekiyor. Yumurta bunlardan biri bağlayıcı unsur. Ben onu kullanmıyorum. Onun yerine irmik ilave edeceğim. Dediğim gibi bu bir vegan tarifi olduğu için aslında normalde orijinal makarna yaptığımızda yumurta mutlaka olması gerekiyor. Yumurta sarısı hatta. Bunu da altını çizmek istiyorum. Sen normalde hiç makarna denedin mi? Makarna, erişte vesaire. Evde kendim yapmayı denemedim. Yani marketten aldıklarımla. Bunu evde dener misin dedin. Bunu şöyle bir şeydi. Böyle senin gibi sevdiğim arkadaşlarım bana gelirse ancak öyle yaparım denerim. O zaman süper. Bunu duymak beni çok bile mutlu etti açıkçası yani. Bu arada sen onu hazırlarken ben makarnamın suyunu yaklaşık olarak yine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Yine makarna suyuma biraz da sıvı yağ ilave edeceğim pişirirken. Bunu yapmamın tek sebebi de makarnalarım yapışmasın diye. O yüzden böyle bir ön hazırlık yaptım. Ben burada kas yaptım. Olsun o Sen kadar. Hazırlık yaptım ben kas yaptım. Bir şey söyleyebilir yaptım. Miyim? Zaten ilk bölüm hatırına ve yakın arkadaşımın kontajından seni yormadım. Şu tırnaklarla baksana. Hamuru sana yoğurtmuyorum. Beni sohbet diye çağırdın. Ben ne bileyim mutfağa gireceğimi. Yani saçımızı mutfağa geldik. Saçımızı toplardım, bir tırnağımızı şey yapardık. Bütün ön hazırlığı ben yaptım. Her şeyi de ben yaptım. Orada ne yazıyor? Ben de fırına mı gireyim İrem, ne yapayım? Ama bu mutfak, şimdi bir şey söyleyeceğim. Burası da benim sahnem. Ben ne diyorsam onu yapacaksınız. Siz de benim oyuncularımsınız. Valla eline çok yakıştı. Ben fikrimi değiştirdim bu arada. Hazır mısın? Hazırım. Makarnayı sana yaptıracağım. Ben de fikrimi değiştirip şöyle artık. Aa yok, çok güzel yapıyorsun. Hatta ben sana bugün yamaklık yapmayı planlıyorum. Bak suyum da haşlandı. Şimdi birazdan hamurumuzu yapacağız. Biz ne güzel psikoloji konuşuyorduk. Ne ara ya yine buraya konuşuruz. Geldi. Hadi gel sen birazcık şey yap. Hamuru yapalım seninle birlikte. Ben göz kararı un koyacağım. Hadi biraz böyle karıştır. Onunla biraz harmanla. Bir yandan da devam edelim sohbetimize. Yalnız biraz önce var ya yakından çektiniz mi bilmiyorum yüzü kızardı. Ya bu kadar mı korkuttum seni? Bu kadar korkuttun beni.
Korkma korkma. Ben sana kıyamam. Evet, biraz önce zeytinyağı koydum. Güzelce böyle bir harmanlamak için. Yine kıvam tutucu olarak irmiği ilave ediyorum. Bunu yumurta kullanmadığımız için mi katıyoruz? Evet, yine söyledim ya. Biz vegan bir tarif yaptığımız için. Hı-hı. Çünkü o hayvansal gıda oluyor. O yüzden yumurta sarısı. Normalde makarnada mutlaka yumurta olur. Ama biz öyle bir makarna yapmıyoruz. Sebzeli. Tamam. Popüler böyle vegan yine besin değeri yüksek bir makarna hazırladığımız için bu şekilde. Yine üstüne basa basa söylüyorum. Ben normal un ilave ettim. Kepekli un ya da diğer farklı unları kullandığımızda kıvam farklı olabilir ama ben bu şekilde denedim ve bu şekilde bağladım. O yüzden evde yaptığım gibi burada da aynı tarifi uyguluyorum. Birazcık daha irmik ilave edeceğim. Karıştır tatlım sen. Bileğin ağrıdı mı? Ağrıdı. Bayağı sesin çıkmıyor yalıştın çünkü. Ama sen beni çalıştırma. Dur şöyle saçını da şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Siz saçınızı toplayıp yapın. Benim aynen. Haberim yoktu mutfağa gireceğimden. Çünkü saçım da zaten dökülmüyor. Hiç problem yok. Vallahi güzel karıştırdım. Meslek değiştireceğim vallahi biraz daha översen beni. Bir şey söyleyeceğim ya. Sen sevdiğin alıştın da mutfağa. Acaba birlikte mi yapsak devam etsek? Ne dersin? Yok ben sevdim. Ama arkadan, dökemem. Ama arkadan sıkıldım artık ya. Psikolog olmak istemiyorum diyordun. Mesleğime çok bağlıyım. Asla sıkılmam. Şakaydı tabii ki. Ya birazcık da şey yapayım ya. Sürekli burada da böyle sadece karıştırıyor karıştırıyor olmasın. Birazcık daha irmik. Karıştır yavrum karıştır. Hiç hayır toplu yok. At da toplu karıştırayım bari. O öyle olmaz. Şimdi bak kıvam tutması için bunu sürekli bir şekilde karıştırarak ve yoğunlaştırarak. Çünkü biz şişiriyoruz. Sen unu lap diye döktün kendin karıştırırken. Unu lap diye koymadım. İki kaşık koydum. Bak makarnamın suyu da bir güzel kaynadı, fokurdadı. Sen bir yandan yap. Tamam tamam hadi kıyamadım. Ben bir bakayım şöyle. Daha zaten tamam. Yaptım neye kıyamadın? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu pişmez. Bu kıvamı şimdi bir şekilde daha böyle hamurlaştırmam gerekiyor. Hamur evet. Elde etmemiz gerekiyor. İki kaşık koymuştum. Şimdi üç kaşık daha ilave ediyorum. Şöyle en son. Anlatsana biraz daha. Sen kaç aydır program yapıyorsun? 3 aydır program yapıyorum. Aslı Kılıç'la Beyaz Sayfa. Evet, alanında lütfen uzman, takip edin. Alanında uzman ve Türkiye'nin tanıdığı ünlü simaları programımızda ağırlıyorum. Orada aynı zamanda da kendi psikolog köşem var. İşte her hafta bir psikolojik rahatsızlıktan bahsediyorum falan derken bir yandan da klinik psikolog olarak seanslarıma devam ediyorum. Mesleğimi seviyorum. Çok zor olmuyor mu? Biraz ikisi bir arada. Çok farklı şeyler çünkü. Oluyor. Biraz yoğun oluyor ama bu sunuculuğun içinde de kendi mesleğim barındığı için keyifli oluyor. Zaten çok boş durmayı seven bir insan değilim. Biraz siper aktivite seviyorum. O yüzden yetişiyorum hepsine. Bu arada diyebilirim. Seni bölmek istemiyorum ama ben hamurumu alabildiği kadar un söylemiştim. Bir şekilde de hamuruma bakıyorum. Şöyle artık elimi değdirmem gerekiyor. Bir yandan bu şekilde yoğuracağım. Dediğim gibi biz aslında bir makarna hamuruyla elde etmek istiyoruz. O yüzden de aslında sana dedim ki püre kısmını böyle yaptın. Çok güzel. Ama hamur kısmında yine sen bana gol attın. Çünkü tırnaklarında o şekilde geldiği için şu kısmı sana yaptıramadım. Aslında ben hayatımda hamur yoğurmadım zaten yani. Ama İrem'in mutfağına geldin ya. İstersen yoğurayım İrem'cim. Yok almayayım. Almayayım. Sen bana un ilave et. Tamam. Göz kararı konuşalım. Ben şeyi soracağım. Hı. Sen bu mesleğe başlarken yani birin sana rol model mi oldu? Kendin mi böyle büyürken hani ilgili alanına böyle alakadar olduğunu nasıl seçtin yani psikolog olmayı? Ve bir yandan da bana un lütfen. Hadi ekleyin. Hem sesimiz hem de elimiz çalışsın. Biraz bak acıktık mi? Artık dök dök. Toparlamaya çalışıyorum çünkü. Şöyle. Bu mesleğe başlarken bu mesleği aslında 6 yaşından beri olmayı istediğim bir meslek psikologluk. Bir rol modelim yoktu bu yola çıkarken. Çok özür dilerim. Senin annen de benim gibi aslında müzik geçmişi olan biri. Şimdi annen öyle babanın ne meslek yaptığını bilmiyorum. O yüzden de sordum. Yani hani seni teşvik eden psikoloji hakkında böyle hani kesinlikle nereden o farkındalık oluştu da sen bu noktada bu yollara ilerledin? Annem TRT'de ses sanatçısı, babam ticaretle uğraşıyor. Tabii ailede bir psikoloji durumu yoktu. Hı hı. O eksiye ben tamamlamak istedim. 6 yaşındayken gittim, babam bize yazıcı almıştı eve. O yazıcıdan şeyi çıkarttırdım, işte Aslı Kılıç'ın muayenehanesi diye çıktı alıp İnanılmaz. Kendi kapıma astım ve o kapımda senelerce kaldı. Ta ki temizlikçi abla onu temizlerken çıkarana kadar. Ama tabii o çıksa da hayallerimizden vazgeçmedik. İşte psikolojinin yanına birkaç bölüm daha ekleyip okudum falan.
Sonra yüksek lisansımı tamamladım. Yani her zaman sevdiğim, istediğim bir meslekti ve onun peşinden gittim diyebilirim. Peki zorlu. Şimdi bu kadar güzel tatlı tatlı anlattın. Kesinlikle, bu işin zorluğu yok mu? Seven için yapılabilir bir meslek ama çok ilgisi olmayan, sevmeyen, sadece örnek veriyorum eşit ağırlıkta bu bölüm vardı seçtim diyenler için kesinlikle zor. Yıllarınızı kaybedersiniz. Çünkü ben hastanelerde staj yaparken bile onlardan etkilenip içselleştirip stajı bırakanlar çok oldu. Hı hı. Çünkü dediğim gibi çok ağır vakalar var hastanede. Hı hı. Öyle şey gibi düşünüyor insanlar. Ya işte şunu dinliyorsun sen, ben sevgilimden ayrıldım ne yapayım? Öyle bir şey değil aslında. Özellikle de o psikiyatri kliniklerinde işte bu hastanelerin bir 5 dakika gezen insan bu mesleğin ne kadar kutsal olduğunu daha iyi anlar. Dolayısıyla da o kadar düşünüldüğü kadar basit değil. O yüzden sevmeyen, aşırı istemeyen seçmesin. Yani tutkulu olmayan seçmesin. Kesinlikle ona katılıyorum. Şimdi küçük bir böyle sana es verdirteceğim. Ben hamurumu şöyle yakın planda da gösterebilirim. Şu şekilde bir hamur elde ettim. Bayağı da gördüğünüz gibi yarım kilo brokoliden çok da güzel bir hamur elde ettim. Şimdi dediğim gibi en kolay kısmı, biz buna şekil verirken makas kullanacağız. Mutfak makası. Tabii ki normal standart bir makas değil. Suyumuz burada kaynıyor. Normalde bu kısımları sana yaptıracaktım. Ama ben böyle hamurumu bu şekilde şöyle bir kez daha toparlayayım. Zaten hala hali hazırda. Şöyle istediğim bir kıvamda şöyle. Şöyle göstereyim. Çok da güzel büyük bir bezem. Şimdi biz biraz önce de gösterdim. Hamuru elde ettim ve böyle parçalara böldüm. Bunu parçalamamın en büyük sebebi kolaylıkla kesebilmem için. Evet. Şöyle makası aldım. Şöyle yakın detayda göstereyim. Şu şekilde. Ortalama eşit parçalara bölebilirsiniz. Zaten yani en rahat kısmı bu makarnanın, böyle illa bir şekil vermek durumunda değilsiniz. Kendi evet, keyfinize göre. Çekmek bak, falan çok yorucu oluyor. Aynen. Zaten ya çok ince merdane kullanmanız gerekiyor ya da dediğim gibi şey, merdaneyle elinizle onu yapmanız gerekiyor. Ama biz zaten burada bir bütün hamur elde ettik. Onu da makasla böyle mutfak makasıyla birlikte bu şekilleri ilave ettik. Şöyle bunu da hızlı hızlı yapacağım. Şöyle keseyim. Suyum da haşlandı. Hemen zaten haşlanmış suyuma. Bu kaç dakika pişecek? Ya şöyle söyleyeyim, çok hızlı pişecek. Hani çok fazla dediğim gibi yorucu bir tarif değil. Az efor çok tat dediğim bir tarif aslında oldu. Bu arada hani çocuklar brokoli falan sevmiyor ya, bence çocuklara bu tarif anneler yapabilir. Evet, çok mantıklı gerçekten. Hiç brokoli olduğunu da anlamayacaklar çünkü. Baktığım zaman bir hamur oluyor. Şöyle de, hatta bir turu da koyabiliriz yani direkt. Şöyle geçeyim ben. İstersen bir taraftan sen kesebilirsin. Şöyle vereyim. Diğer taraftan ben suyumu zaten haşlamıştım. İlave edeyim makarnama. Suyum deminden beri kaynıyor. Bir de lafa daldık. Şöyle atıyorum. Evet. Oo, çok da güzel yapıyorsun. Harika. Biz de öğrendik bir şeyler. Evet. Şöyle elimle de küçük böyle birazcık şu şekilde silindir şeklinde bir form veriyorum. İsterseniz büyük gelirse siz küçültebilirsiniz. Yani şöyle ortadan ayırıp bir kısmını. Yani kendinize damak tadına göre ve yani sevdiğiniz şekilde de şekiller verebilirsiniz. Dediğim gibi en rahat kısmı yapım aşaması. Oo, süpersin. Bak o zaten dinlendi. Daha rahat geliyor. Oo, Aslı'cığım seni alan yaşadı ya. Yapmam yapmam diyordun ama bakıyorum ki harikalar yaratıyorsun. Teşekkürler şefim. Ellerine sağlık. Ama bak ince yapma çok fazla. Dağılmasın bir tık. İnce olunca dağılır mı? Evet, çünkü biz çok uzun dinlendirmedik. Normalde şunu da söylemek istiyorum. Tabii biz de burada çekim yaptığımız için dinlendirme aşamasını kısa tutuyoruz. Sizler vaktiniz varsa muhakkak minimum 40 dakika hamurunuzu dinlendirin. Buzdolabına koymayın. Yine sıcak görmeyecek bir yerde kenarda bekletebilirsiniz hamurunuzu. O zaman çok daha güzel bir şekilde kesmeniz de daha kolay olacak. Pişmesi de daha güzel olacak. Bilginiz olsun. We'll be right back.
mutfağımı bir güzel temizledim. Şimdi en güzel köşe tadım kısmı. Son dokunuşları da zaten yine aynı şekilde birlikte yapalım ama sen izle, seni çok gördüm. Evet. Şimdi tabağını da alacağım. Şöyle yakın detay göstereyim ben sizlere. Makarnalarım hazır. Şimdi bir önce yaptığım domates sosunun içine ilave ediyorum ve karıştıracağım. Şu şekilde. Kalanları da tekrardan pişiriyorum bu arada. Asla israf etmiyoruz. Şu şekilde bir güzel sosladım. Çok acıktın değil mi? Acıktım tabii. Şimdi porsiyonluyorum hemen. Tatam. Harika görünüyor vallahi. Ellerimizle yaptık. Afiyet olsun. Evet. Hadi bakalım beğenecek misin? Bakalım nasıl yapmışım. Doğru. Hepsini sen yaptın zaten. Şöyle minik bir tatmak istiyorum. Bekliyorum. Lütfen samimi yorumunu istiyorum. Beni zaten biliyorsun. Biliyorum. Yani sen olmasa direkt söylersin. Hiç. Çok lezzetli olmuş. Böyle brokoli tadı da hiç gelmiyor. Böyle sanki mantı gibi de bir tadı olmuş. Yani bunu çocuklarınıza da çok kolay yutturabilirsiniz böyle sebzeli bir şekilde. Aşırı lezzetli olmuş herhalde. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Brokoli sevmeyen bile bu tarifte brokoli sever mi? Net. O zaman harika. İşte ben de bunu bekliyordum. Elimize sağlık. Elimize sağlık. Her zaman bu mutfakta yerim baki. Yani çok, çok güzel eğlendim. Çok da keyifli oldu benim için. Umarım sen de çok keyif almışsındır. Ben de çok keyif aldım. Mutfaktaki en uzun tarifim ve günümdü. Bu da güzelmiş. Evde ama gayet de, başarılısın, gayet başarılısın. Sen de bana gelirsen ben de sana bu tarifi evde yaptırırım artık. Oo, aslanım, aslanım harikasın. Tekrardan dediğim gibi yani beni kırmayıp geldiğin için biliyorum çok yoğunsun. Çok da güzel bir anı oldu. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Her zaman, ne zaman arasan her zaman gelirim. Çok sevindim. Evet, bugün Aslı'yla çok güzel bir tarif yaptık. Çok da beğenmiş. Ben de amacıma ulaştım. Dediğim gibi bundan sonraki sürpriz konuklarımla birlikte İrem'in mutfağını takip etmeyi ve beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.